İlim, iman, Kur'an sohbetlerinin 8.'si hidayet ve dalalet konusunda. Kur'an-ı Kerim'in başında Fatiha suresinde ve Bakara suresinin ilk ayetlerinde hidayet ve dalalet konuları anlatılıyor. Ayetleri okuyalım. Bizi dosdoğru yola ilet, hidayet et. Kendilerine nimet verdiğin, lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna ilet. Gazap edilenlerin ve sapmışların yoluna değil. Fatiha 6. ve 7. ayetler. Şu kitap Kur'an, onda hiç şüphe yoktur. Müttakiler için bir rehberdir, yani hidayettir. Bakara 2. ve 3. ayetler. Müttakinin anlamı şu, sakınan, korunan anlamında, yani salih ameli ve ihlası ile Yüce Allah'ın azabından kendini koruyan kimse demek. Bu ayetlerle ilgili neler söylenilebilir? Çölde kalmış ve yol bilmeyen birisi kendini çölden kurtaracak birisini aramaz mı? Bu kişiye birisi elime yapış, seni istediğin yere götüreceğim dese, yol bilmeyen insan bu teklifi geri çevirir mi? Çölde kaybolmaktan korkan birisi bu teklifi kabul etmemesi mümkün mü? Hem yol bilmeyen hem de yardım teklifini kabul etmeyen insana ne denir? Allah Celle Celaluhu yukarıdaki ayetlerde ifade edildiği gibi bizi dünya çölünden ebedi cennet yurduna götürecek bir rehberin kim olduğunu öğretiyor. Yani bu Kur'an-ı Kerim'e yapışın ve bunun dediği gibi yaşayın, sizi cennetime koyacağım diyor. Müttakilerin özellikleri yine Kur'an-ı Kerim'in Bakara 4. 5. ayetlerinde şöyle anlatılıyor. Onlar ki kayba görülmeyen iman ederler. Namazı kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Ve yine onlar sana indirilene, senden önce indirilenlere ve ahirete de yakinen şüphe etmeksizin inanırlar. Onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bundan sonraki sohbetimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.